Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Sakalın uzunluğu ne kadar olmalı? Öncelikle ifade edelim ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a uyumak niyetiyle sakal bırakmak sünnettir. Bu nedenle sakal sünnetine uymayan Müslümanlar bu sünnetin sevabından mahrum kalırlar. Ancak günah işlemiş olmazlar. Bunun bilinmesi öncelikli sakalı kesmenin haram olduğunu söyleyen bazı alemler ise sünnet niyetiyle sakal bıraktıktan sonra meşru bir gerekçe olmadan kesmenin haram olduğunu ifade etmek istemişlerdir. Sakalın uzunluğu konusuna gelince burada sünnet olan bir tutam uzunluğunda olmasıdır. Dört parmak bir tutam. Sakalı bırakırken toplum içinde çok abes durmayacak şekilde ve temizliğine önem gösterecek tarzda bırakmak en uygun olanıdır. Bu nedenle sakalı bırakma ölçüsü olarak bir tutamdan fazlasının kesilmesi de sünnettir. Bu önemli. Nitekim Hz. Ömer radıyallahu anh sakalını uzatmış, e, sakalını çok uzatmış birini görerek bir tutamdan fazlasını kesmesini söylemiş. Ebu Hureyre gibi büyük bir sahabi de sakalını tutar, bir tutamdan fazlasını keserdi. Abdullah bin Ömer'in de aynı şekilde hareket ettiği rivayet edilmektedir. Ayrıca sakalın dört parmaktan kısa olmasının haramlık, helallik açısından bir sıkıntısı olmaz. Yani daha kısa, bir tutamdan daha az da olsa ama mümkün olduğu kadar sünnete uygun bırakılması en güzeli olur. Fıkıh kitaplarımızda ifade edildiği gibi sakalın kamil manada şekli arız denilen yüzün iki tarafı ile çenede bırakılmasıdır. Şayet sadece çenede bırakılır ve yanlar kesilirse o zaman sünnet yerine gelmiş olmaz. O sakal sünnet değildir. Sakal bırakmakta ve diğer sünnetler işlemekte mümin esas niyeti Peygamber Efendimiz'e uymak ve onu taklit etmek olmalıdır. Bir Müslümanın gayesi mümkün olduğu ölçüde sünnet-i seniyeye her yönüyle uymaya gayret etmektir. Fakat buna muvaffak olmak ancak ehas havas denilen bazı mümtaz ve özel şahsiyetlere özeldir. Her hususta peygamberimizi uymak gayet zordur. Yalnızca müştehitler ve belki büyük velizatlar mertebesine varan insanlar buna girebilirler. Bununla beraber herkes sünnetin tamamını yapamasa da taraftar olmak, kabul etmek ve halis bir niyetle de yapmaya gayret göstermeliyiz bu niyet ve kararlılık içinde olmakla beraber daha başka maslahatlar geri olarak bazı sünnetleri yapmayanları veya yapamayanları çok büyük günaha girmiş gibi suçlamaya hatta onlara tahkir etmeye, küçük görmeye de hakkımız yoktur. Sünnet ölçüleri dışında bırakılan sakal da bidattır denilmez. Ancak sünnet olan ölçüler dışındaki sakal şekline sünnettir diye iddia etmek bidat olur. Demek ki sakalda esas olan yanlar ve çene başta olmak üzere tamamını bırakmaktır. Sünnete uygun sünnet hali de bir avuç tutumu kadar olandır.